AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun basın mensuplarıyla buluştu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 10 Ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle teşkilat üyeleriyle basın toplantısı düzenleyen Ceyhun, ildeki koronavirüs salgınında gelinen noktayı paylaştı. Pandemiyle ilgili şu an güzel bir süreçteyiz. Birkaç ay öncesinde çok ciddi, riskli şartlar altındaydık ama şu an artık şükürler olsun bu kısıtlamaların da verdiği rahatlıkla söylüyorum. Vaka sayılarımız düştü. Yoğun bakım yatak sayılarımızda doluluk oranı çok ciddi manada azaldı. Ve şu anda iyiye doğru gidiyoruz. Covid-19 salgınının olumsuz etkisine rağmen ekonomide büyüme gerçekleştiğini belirten Ceyhun şunları kaydetti. Bu 2020 yılı her ne kadar pandemi yüzünden kısıtlı da görünse %6.1 ile en çok büyüyen ülkelerin başında yer aldık. Bloomberg'in biliyorsunuz listesi var. 6.1 büyümemiz var. Birçok sektör 2-3 katına çıkarttı ihracatını. Bunlar çok önemli konular bence. Ama biraz önce de söylediğim gibi çok zor durumda kalan esnafımız oldu. Dükkan kapatanlar oldu. Bunlarla ilgili elimizden gelen desteği gerek hükümet anlamında gerekse bireysel anlamda yapmaya çalışıyoruz. Daha fazlası olsun mu? İnşallah daha fazlası da olsun. Zira 10 Ocak itibariyle biliyorsunuz başvurular bitti. Tekrar desteklerimiz inşallah devam edecek. Aşı çalışmalarına değinen Ceyhun bu konuda devlete güvendiklerini belirtti. İnşallah aşı çalışmamız da hızlı bir şekilde devam ediyor. Belki ilk etapları yurt dışından temin ediyoruz ama niye? Can bizim için her şeyden daha önemli. Güvenli aşılar merak etmeyin. Ben bugün gelsin ne Çin aşısından ne de herhangi bir aşıdan kesinlikle çekinmeden sıra tabii ki bize geldikten sonra. Önce riskli gruplar. Daha sonra inşallah riski en az gruba doğru bu indirgenecek. Ben bu konuda devletimize, milletimize güveniyoruz. İnşallah bakanlığımız çok ciddi manada bununla ilgili bilimsel çalışmalar yapıyor. Ve bunun sonuçlarına göre de aşılama kampanyası hızlı bir şekilde devam edecek. Konuşmanın ardından Başkan Ceyhun pasta ikramında bulundu.